Son derece profesyonel hazırlanmış bir dolandırıcılık hikayesi yaşadım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu ciddi kişiyi mağduriyetten kurtarırız. Instagram hikayelerde dolaşırken e-devlet.com.tr uzantılı bir hesap adı ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın görüntüsü ve imzası eşliğinde bir haber metni gördüm. Haber metninde yazıyordu ki bugüne kadar ödediğiniz kredi kartı aidatlarının iadesini alabilirsiniz. O beklenen karar çıktı şeklinde bir haber vardı. Zaten bunun görselini de göndereceğim size. Son derece profesyonel hazırlanmış bir haber metniydi. Zaten e-devlet.com.tr hesap adını kullanabiliyorlar. Düşünün yani. Tıkladığınızda resmen sizi yani haberin devamını görüntüle dediğinizde resmen sizi E-Devlet platformuna yönlendirdi. Onun da görselini göndereceğim size. Hiçbir şekilde kafanızda en ufak bir soru işareti bile bırakmayacak şekilde hazırlamışlar. Yani gerek e-devlet.com.tr uzantısının olması, gerekse de tıkladığınız anda haberin devamını görmek için tıkladığınız anda sizi yönlendirdikleri sayfanın resmen E-Devlet sayfası olması itibariyle kafanızda hiçbir soru işareti bulundurulmuyor. Neyse, tabii ki kredi kartı aidatınızı, bugüne kadar yatırdığınız kredi kartı aidatınızı öğrenebilmeniz için kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Ben de E-Devlet sayfasında olduğum güvencesiyle açıkçası bir mahsur görmedim ve girdim. Bunun üzerine 480 TL'lik bir tutar. Tutarı da çok güzel seçmişler. 480 TL'lik bir tutarın iade edilebileceğini, ancak işlemi tamamlamak için bana gelen SMS'i girmem gerektiğini söylediler. SMS'teki şifreyi girmem gerektiğini söylediler. O şifreyi girdiğimde son anda ayıktım ki benim halbuki hesabımdan 480 TL'lik bir çekim yapıyorlar. 480 TL'lik işlem için gönderilen şifre, yanlış girdiniz, yeni bir şifre gönderdik, onu da girin diyorlar. Ve o yeni gönderdikleri şifreyi eğer okumadan, incelemeden girerseniz 480 TL için yeniden gönderilen bir şifre zannediyorsunuz siz onu. Halbuki o gelen şifre 3500 TL'lik ikinci bir çekime gönderilen bir şifre. Ben burada olayı fark ettim ve hemen bankayı arayarak son yapılan işlemimin iptalini rica ettim. Tabii kredi kartım da dolandırıcıların eline düştüğü için kredi kartımın da iptalini istedim. O 480 TL dışında yapılan bir işlem var mı yok mu onu da kontrol ettirdim. Çok şükür öyle bir işlem de yok. Yalnız özellikle yaşlı insanları, annelerimizi, babalarımızı uyaralım. Çünkü ben bu tongaya düştüysem, ben biraz obsesif bir insanım. Bu konularda çok detaycı, çok takıntılı bir insanım. Mesleğim de zaten benim bu gibi para transferleriyle uğraşmak. Ancak ben bile bu tongaya düştüysem, ki kendimden nefret ediyorum, kendime sabahtan beri etmediğim küfür kalmadı. Gerçekten arkadaşlar çok dikkat etsinler. Bu tongaya düşmeme gibi bir lüks yok. Arkadaşıma gönderdiysem bu kadar profesyonel bir iş olmaz diyor. Yani bu insanlar buna kafa yorduklarının onda biri kadar aşıya kafa yoruyorsalardı aşıyı bulurlardı gerçekten de yani. Sevgiler, saygılar, esen kalın.